dinleyicileri. Bugünkü program konuğumuz Denizli Eczacı Odası Başkanı Sayın Hasan Hazer. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Bülent Bey, beni konuk ettiğiniz için. Denizli Kent 20 Haber'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan hemşerilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Dün itibariyle Dünya Eczacılar Günü kutlandı. Ben sizin gıyabınızda bütün eczacılarımızın Eczacılar Günü'nü kutluyorum. Özellikle yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde sağlık çalışanlarıyla birlikte olağanüstü mücadele verdiler. Hakikaten bu anlamda da kendilerine minnettarız. Evet, eczacılıkla ilgili programımızı, eczacılarımızla ilgili olan programımızı ben öncelikle eczacılığın tanımı illaki vardır her mesleğin olduğu gibi. Eczacılık nedir? Buradan başlayalım istiyorum lütfen. Eczacılık basit tanımıyla canlıların fizyolojik, yani normal sağlıklı kalmaları, hastalandıklarında onları tekrar tedavi etmek amacıyla uygulanan bitkisel ya da kimyasal preparatları keşfinden, üretiminden, doğru farmasötik forma, yani tablet mi olacak, şurut mu olacak, onların geliştirilmesinden hastaya sunumuna ve imhasına kadar bunların planlamasının yapıldığı, tıp ve kimyanın bir arada olduğu bir bilim dalıdır eczacılık. Evet. Peki aklıma geldi, hemen şimdi soracağım. Doktorlarımızın okunması çok zor yazıları vardır reçetelerde. Bunu da biz okuyamayız vatandaşlar olarak. Ki son dönemlerde artık bilgisayarla elektronik olduktan sonra okunabilir hale geldi de. Önceden biz bunu okuyamazdık ama eczacılar bakar hemen, ha bu şuymuş falan derlerdi. Bu şimdi tabii reçeteyi bir bütün olarak düşünmek lazım. Normal vatandaşlarımız reçetenin sadece doktorun yazdığı kısmına bakıyorlar. Biz hastanın isminden, reçetenin tarihinden, protokolünden, teşhis çok önemli tabii. Teşhis ve teşhisle ilintili ilaçlar olması gerekiyor. O karışıklık o ilintiyle ortadan kalkmış oluyor. Ama şimdi tabii kolaylık oldu tabii. Şimdi tabii yani kolaylık, vatandaşın da artık okuyabileceği bir hale şimdi kolay, geldi. Evet, şimdi biraz daha kolay. Daha güzel hale geldi. Şimdi sizin şu an itibariyle bir eylem planlamanız var bildiğim kadarıyla. Evet. Tabii bu arada bildiğimiz şey şu. Türkiye'de bir tane fabrikamız vardı. İlaç fabrikamız. Bu da kapatıldı. Türkiye'nin %20'lik ilaç ihtiyacını karşılayan bir fabrikamız vardı. Bu niye kapatıldı? Bununla ilgili bir yorumunuzu rica edeceğim. İsterseniz şöyle başlayalım. Koptu mu? Bu sorunuza biraz daha geniş cevap vermeye çalışayım. Altı boş kalırsa siz tekrar soruyorduğunuzda destekleyin. Şimdi ilk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam'ın eczacılıkla ilgili çok güzel bir sözü vardır. Der ki, eczacılık ne un ticaretidir, ne üzüm ticaretidir, ne sirke ticaretidir. Eczacılık halka bakma hizmetinin bir dalıdır, bir bölümüdür. O sebepten hiçbir memlekette eczacılık doğrudan doğruya ticaret olarak görülmez, der Refik Saydam. Bunu söylediği yıllar 20'li yılların sonları. Tabii Türkiye'de ilaçla ilgili, eczacılıkla ilgili Cumhuriyet tarihi boyunca dönüşümler, gelişimler, sorunlar yaşandı. Son dönemde de bir sorunumuz var. Onu da biraz sonra arz edeyim. İlaç fabrikaları ile ilgili sorunuzu da yanıtladıktan sonra. Meselenin özü şu. Türkiye'de hatırı sayılır dünya standardında ilaç fabrikalarımız var. Fakat şu anda var mı? Var, evet. Çoğu Çerkezköy'de, Trakya bölgesinde bulunuyor. Şimdi isim vermeyelim, reklam olmasın. İlaç fabrikalarımız var. Fakat buradaki handikap şu. İlaç fabrikalarının araştırma geliştirmeye ayırdıkları bütçe, ham madde üretimiyle ilgili alt kürsü alırlar, anlatırlar kendi görüşlerini. Şu anda bizim 13 milletvekilimiz var.
5 tanesi iktidar partisinden, 5 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 3 tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Biz hani o partili bu partili demiyoruz orada, meslektaşımız olarak görüyoruz. Evet. Çok bu mücadelede bize destek oluyorlar, sağ olsunlar. İlk irtibat kurduklarımız da onlar oluyor. Hatta iktidar partisi grup başkan vekili Öznur Çanık hanımefendi var. Malatya milletvekili kendisi. O da hani konuya vakıf. Denizli'den olan milletvekillerimizin de konuyla ilgili bilgisi var. Hasılı 23-25 Haziran tarihleri arasında Konya'da biz o rutin 6 ayda bir yaptığımız toplantıyı yaptık. Bütün eczacı odaları ve Türk Eczacıları Birliği ile beraber bir durum değerlendirmesi yapıldı orada. Tabii daha önceden de bir ilaç yoklukları, piyasada bulunmayan ilaçların çokluğu, eczacı karlılığının düşmesi, enflasyon karşısında geride bırakılması, bu sebeplerden dolayı dedik ki hani orada ortak heyetin aldığı karar, biz bir takvim yayınlayalım. Bu takvimin ilk kısmında halkımıza durumu anlatalım. Basın yoluyla, sosyal medya yoluyla, işte ilgili devlet kurumlarının yöneticileri, bürokratlarıyla, siyasetçileriyle. Şu anda takvimin o aşamasındayız. Birçok vatandaşımız, hemşerimiz de hani tanıdığı eczacıları sosyal medyadan bakıyordur. Hani eczaneler kapanmasın, şimdilik açık. Bazı sloganlar belirlenmişti, onları görüyorlardır. Ve amacımız da oydu zaten, hani vatandaş gelsin, ne oluyor eczacı bey veyahut da ne oluyor eczacı hanım, hani derdiniz nedir? Vatandaşı anlatmak sorunumuzu. Evet. Üst örgütümüz de siyaseten, hani Ankara'da gerek iktidar partisi olsun, gerek muhalefet partisi yetkilileri olsun, gerekse bakanlıktaki müsteşarlarımıza, bürokratlara durumu arz ediyorlar. Sorunları dile getiriyorlar. Sorunları dile getiriyorlar. Bizim milletvekillerinin zaten olma sebebi bu. Tabii. Bu arada aynı şekilde sizin bu bahsettiğiniz sorunları, sıkıntıları, bunlar her zaman sorun olmak zorunda değil. Güzel olan şeyler de vardır. Bunlar da paylaşılmalıdır. Doğal olarak bunlar basın yoluyla yapılacak. Evet. Doğru mu? Yani evet. Kamuoyu dediğimiz şey, insanların haber alma özgürlüğü basın aracılığıyla yapılacak bir şey. Evet. Bu manada ortaya doğru ve güzel bir şey getirilecekse, bu konu, bugün eczacılığı konuşuyoruz ama farklı konuları da konuşmuş olsak aslında durum aynı. Bu anlamda tabii içinizdeki bulunan eczacı milletvekillerinin de var olan sorunu öngörmesi veya günün sorunlarını dile getirmesi de onların görevi olmalı zaten yani. Evet. Şimdi tabii biz sorunlarımızı arz ederken daha anlaşılır olmaya, daha bilinir olmaya çalışıyoruz. Eylemlilik sürecinden önce eylemlilik sürecimizin adını o 23-25 Haziran Konya toplantısında eczacıya hak ettiği değer verilmelidir olarak belirlendi. Ana sloganımız bu. Çıkış sebebini de ben size arz edeyim. Malumunuz bir pandemi dönemi yaşandı. Ülkemiz bundan sosyal anlamda, ekonomik anlamda, psikolojik anlamda çok olumsuzluklar yaşadık. Evet. Çok yakınlarımızı kaybettik. Bizim camiamızdan, hekimlerimizden kayıplarımız oldu. Denizli'de 5 meslektaşımız, Türkiye'de 102 teknisyen, eczacı olmak üzere 102 meslektaşımızı kaybettik COVID sebebiyle. Ve şöyle söyleyeyim Bülent Bey, eczacılar elini taşın altına koydu. Halkımız bunu biliyor. Ücretsiz maske dağıtımından tutun, dezenfektan yapımına, bunları gerekli kurumlara dağıtmaya kadar birçok bu zor zamanda eczacı elini taşın altına koydu. Ben hani 44 yaşındayım. Örgütümüz 1956 yılında kurulmuş. O zamandan bu zamana baktığım zaman eczacı her zaman milletinin yanında olmaya, halkın sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli özveriyi fazlasıyla göstermiş.
İsimsiz kahramanlardan da bahsetmek isterim burada. Çünkü sloganımız eczacıya hak ettiği değer verilmemelidir de oradan geliyor çünkü. Verilmelidir. Verilmelidir pardon. Şimdi birçok insan bilmez. Devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, hastanelerde, hastanenin alt katlarında eczaneler olur. Evet. Sadece yatan hastalara hizmet verir o eczacılar. Bu eczacı meslektaşlarımız ilaçların satın alınmasından planlanmasına, sarf edilecek ilaç ve tıbbi malzemenin planlamasına, miadının kontrolüne varıncaya kadar orada canla başla çalışırlar. Kimse de bilmez bunları. Yani sadece yatan hasta bir akrabanız ya da yakınınız varsa öyle görürsünüz. Alt katlardadır o. Onlar hastaneye ait diye biliyordum mesela, değil mi? Hastaneye ait. Hastaneye ait. O kamu çalışanı, o hı-hı, meslektaşlarımız. Hani ben mesela özel serbest eczacıyım, eczanem var. Ama kamuda çalışan da hatır sayılır da eczacımız var. Bu eczacı meslektaşlarımız orada hani yeri geliyor yeterli personel olmadığında bayan eczacılarımız koliş serum şişelerini taşıyorlar. Günlük yatan hastaların öğünün alacağı ilaçları planlayıp kutulayıp servislerine gönderiyorlar. Satın almasından sarfına kadar işin içindeler ve bilhassa devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde döner sermaye diye bir uygulama vardır biliyorsunuz. Evet. Bu döner sermayeye çok büyük katkısı vardır eczacının bu anlamda. Ama son 3-4 aydır yapılan sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi konusunda eczacılar hani tabiri caizse öksüz çocuk gibi bırakıldılar. Hani hekimlerimiz de hak ediyorlar. Az bile yaptıkları hizmet, çünkü can teslim ediyoruz hekimlerimize. Hemşireler de öyle. Diğer sağlık personeli de öyle. Fakat açıklanan kararnamelere, açıklanan iyileştirmelere baktığımız zaman eczacı böyle yok sayılmış gibi bir durumla karşı karşıya kalındı. O sebepten eczacıya hak ettiği değer verilmelidir ana sloganımız oldu. Ben burada kamuda çalışan meslektaşlarıma emekleri için, canlı başta çalıştıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Bunun halkımız tarafından da bilinmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki bu toplantınızda neleri değerlendiriyorsunuz mesela? Yani neleri konuşuyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Konya'daki yapılan mesela o toplantıda, bütün Türkiye'deki toparlanan... Bir öncesi de vardı onun. Onlar hep konuşuluyor zaten. Mesleki sorun konuşuluyor. Şimdi... İlaç fiyat kararnamesi diye bir mefhum vardır bizim mesleğimizle alakalı. İlaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir ülkede. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenirken 2004 yılından beri euro kuru, güncel euro kuru uygulamasına geçildi. Hani ilaç zammından çok euro kuru. 2004 yılında euronun değeri 1.63 TL iken ilaç fiyatı belirlenirken kullanılan kur aynı 1.63. Ama aradan geçen bunca yıldan sonra şu 2002 Temmuz rakamını veriyorum. İlaç fiyat belirlenmesindeki kur 7.86 TL. Euro şu anda sanıyorum 18-15. 17.90'larda program öncesi bakmıştım. Bu da işin hani ilaç, ilk başta sordunuz hani ilaç fabrikalarımız var, dışa bağımlılık var. Bu parçaları birleştirdiğimiz zaman yanlış giden bir şeyler var. Yani siz de enflasyonun altında önemli derecede ezilmiş bir pozisyonunuz var yani. Tabii tabii. Şu anda 2009 yılında 666 TL iken askeri ücret şu anda 5500 TL. Evet. Mesela sadece bir tane örnek bu.
Bizim anlatmakta biraz daha güçlük çektiğimiz bir kısım da şu, ben vatandaşlarımıza buradan arz edeyim sizler aracılığıyla. İlaç fiyatını devlet belirliyor diye söylemiştik. Eczacı ve depocu karlılığını da devlet belirliyor. Hani diyor ki 0 ile 100 arası, 100 ile 200 arası, 200 ile şu arası ilaç fiyatı arttıkça, hı hı, özetle eczacının ve depocunun karı düşüyor. Şimdi peki niye böyle peki bu? Normalde serbest piyasa ekonomisi yaşamıyor muyuz? Yok, serbest piyasa ekonomisi tam anlamıyla değil. Çünkü yani normalde öyle ya. Ama eczacılıkta ya da ilaç sektöründe durum aynı değil o zaman. Aynı değil. Sebebi mesela ben ilk defa duyuyorum. İlk defa bu konuda bilgi sahibi oluyorum. Ya burada vatandaşlarımız da bu anlamda bence de bilgilendirmekte fayda var. Yani bizler yaşadığımız hayatın içerisindeki satın aldığımız birçok farklı ürünün hepsinin esnaf kendisi belirler veya üretici belirler, satar. Kararını kendisi verir. Normali bu. Evet. Ama ilaç sektöründe durum böyle değil. Çünkü evet, ilaç sektöründe belirleyici devlet oluyor. Devletin belirlemiş olduğu rakamlara da ilaç piyasasının çalışanları, o sektördeki çalışan arkadaşlarımız ve eczacılar buna da uymakla tabii mükellefler. İlk defa böyle bir şeyi burada öğreniyorum. Yani bir ilacı Antalya'da da alsanız, Ankara'da da alsanız, nerede alırsanız alın fiyatı sabittir. Devlet belirler fiyatı. Bunun bu konuda bir yanlışlık yok. Hani bu olması gereken bu. Fakat yanlışlık ya da doğru karar verilemeyen nokta ilacı halka sunan son basamak olan eczane öncesinde de ilacı ham maddesini temin edip üreten ilaç fabrikaları bu politikalar sebebiyle, bu yüksek enflasyon sebebiyle zor durumdalar. Bırakın araştırma geliştirmeye bir ilaç firmasının, şirketinin bütçe ayırmasını, şu anda ham madde bulup ilaç üretimini yapmakta zorlanıyorlar şu anda. Bu zorluk alım gücünden kaynaklı mı? Tabii alım gücü. Yoksa dünyadaki veya Türkiye'nin ham maddeyi almış olduğu ülkeleri başlıca hangileri sayabilir misiniz? Şu anda Hindistan, Çin, Malezya başta olmak üzere Avrupa devletleri var tabii. Amerika var. Onlar daha gelişmiş. Hani yeni çıkan biyo ilaçlar var. Yurt dışından alınan. Onlar daha da külfetli tabii. Az önce söylediğim ilaç karlılığı oranında da bizim karlılığımız düşüyor. İlaç için muhakkak ki vatandaşımız gazeteye açıp baktığında diyor ki işte %25 ilaca zam gelmiş. Şimdi bir ilaç, Bülent Bey şöyle söyleyeyim size, 90 lirayken eczacı 15 lira kar ediyor. Zam geliyor ilaca. İlaç 105 lira oluyor. O basamak, bir üst basamağa geçtiği için kar 10 liraya düşüyor. Yani basit bir şekilde anlatmak gerekirse. Aslında yapılan ve olan zamlar direkt eczacının kazancının da düşmesine sebep oluyor. Miktar fazla fakat karlılık düşüyor. Bunun sebebi de güncellenmeyen, 2009 yılından beri güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi. Bunu bakanlığımızla üst örgütümüz olan Türkiye Eczacıları Birliği hala temas halinde bu konunun çözülmesiyle alakalı. Çünkü gerçekten Bülent Bey, bizim şu eylemlilik sürecinde sloganlarımız, sosyal medyada paylaştığımız iki eczaneden biri zor durumda diye. Şimdi önümde var rakamlar. Eczacının yıllar içinde kullandığı kredi oranları var. Mesela. Çok kötü durumda yani. Hani krediyle krediyle iş döndürme, personel istihdam etme. Bir de işin vicdani boyutu var. Hani eczane öyle samimi bir ortam ki, benim eczanemde 3 tane teknisyen çalışıyor. Hepimiz kardeş gibiyiz.
Şimdi ben zor durumda kaldığım zaman ne yapıyor işverenler, yani bir iş yeri sahibi? Bir elemanı çıkarıyor. Personel eksiltmeye gidiyor. Personel maliyeti fazla çünkü SGK primleri, giderleri. Bu da çok üzücü. Yani işsizliğe de sebep olacak bu. Yani biz bunun 23 Haziran'da bunları konuştuktan sonra bunu vatandaşımıza anlatmayı, bunu herkes kendi ilinde basına, yerel yöneticilere, parti temsilcilerine, milletvekillerine aktarıp bu meselenin dile getirilmesini ve vatandaş tarafından bilinmesini istiyor. Yüce Meclis Ekim ayında açılacak. Bunun bir an önce, hani çünkü içinde 3 bakanlık var, hani büyük alıcı devlet olduğu için Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımız var, Sağlık Bakanlığımız var, bir de parayı hesap eden Maliye Bakanlığımız var. Bunun en uygun şekilde çözülmesini istiyoruz. Tabii eylemin 4. basamağı olan 16 Ekim Ankara'da Büyük Eczacı Mitingi düzenlenecek. O mitinge ilimizden de, bütün illerden de eczacılar, eczane çalışanları katılacağız. Orada sesimizi son kez halkımıza duyuracağız. Tabii öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan üst örgütümüzün randevu talepleri var. 2,5-3 aydır hani ona arz etmek anlamında. İşlerin yoğunluğu sebebiyle belki hani tam, bir de bizden dinlemesini istiyoruz biz o olayı. Bir de öyle bir basamağı var eylem planında. 16 Ekim 2022 Ankara mitinginden sonra artık bıçak kemiğe dayandı. Hani bunun bir çaresine bakalım diyeceğiz yani. Anladım. Şimdi birkaç sorum var aklımda olan. Öncelikle şunu sormak istiyorum ben. Yani evet, hastalığın her türlüsü kötü. Hayatımızdaki ilk kurduğumuz cümlelerden birisi önce sağlık. Sağlık evet. Olmazsa hiçbir şey olmuyor maalesef. Ama bazı hastalıklar var ki hani kanser gibi, kronik şeker hastalığı gibi, kalp rahatsızlığı gibi. Burada eczacıların dile getirdiği, biz 10 tane bu ilaçlardan istiyorsak, kalp, kanser ve şeker ilaçlarından bize 2 tane geliyor. Evet. Yani bunda da çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Diye söylüyorlar. Bu tabii kötü bir durum. Yani hani bazı soğuk algınlığı vardır. İlacı içmezseniz de ıhlamur içersiniz. Ama bu rahatsızlıklar ve hastalıklar çok önemli. Yani bunu yapamazsınız. Bununla ilgili söylemek istediklerinizi lütfen getirir misiniz? Aktarayım. Şöyle ki, zaten hani Sayın Refik Saydam, rahmeti Refik Saydam'ın sözünü iletmiştim ya, eczane hiçbir zaman ticarethane olarak görülmez diye. Şimdi ilacın ismini zikretmek doğru olmaz. Çok ucuz da bir ilaçtır. Hı hı. 20 liranın altındadır. Şöyle söyleyeyim. Kalp krizi geçiren bir insan dil altına aldığı zaman hayatı kurtulur o insanın. Evet. Yani olaya sadece maddi açıdan bakmak da bu anlamda yanlış. Az önce konuştuk. Ham madde anlamında dışa bağımlılık sebebiyle ham madde girdisinin yükselmesi, dolar ve eurodan dolayı yükselmesi. Fakat üretici ve halka sunan eczacı anlamında bunun güncellenmemesi sebebiyle ilaçlar çok sınırlı geliyor. Biz bunu pandeminin son döneminde yaşadık. Hı hı. Deniz Eczacı Odası olarak merkez ilçelerimizde, Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerinde kaymakamlıklarımızla birlikte sokağa çıkma yasakları da olduğu için bir hat oluşturduk. Bunu gönüllü meslektaşlarımız katıldılar. Hemen hemen hepsi katıldı. Katılmayan hatırlamıyorum ben. İlacı hangi eczanede var, kime lazım, adresi neresi bulup vatandaşımıza teslim etmeyi bir görev bildik. O sistem hala Bülent Bey devam ediyor. Vatandaşımız
dolaşıyor, bulamıyor çünkü ilacı. Sağlık Müdürlüğümüze gidiyor. Sağlık Müdürlüğümüz bize gönderiyor. Veyahut da direkt bize geliyor vatandaşımız. Biz de üyelerimize ilan ediyoruz. İşte şu ilaç hangi meslektaşımızda var, şu hastaya lazım, irtibata geçiniz diye. Böyle de bir hizmetimiz var. Yani biz hani eylemlilikten falan bahsettik. Eylem deyince insanlar hani böyle hele belli bir yaşın üstünde olan insanlar tüyleri diken diken olur ama özetle ben şunu söylemek isterim. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil. Yani hakkımızı istiyoruz. Ya üzüm bakın, yemek istiyoruz. Dünyanın yani her yerinde insanların yani demokrasinin olduğu yerlerde açıkçası insanların fikirlerini, düşüncelerini belirli bir topluluk dahilinde yani belirli yasalar çerçevesinde itiraz etme hakları vardır. Yani bu anayasal bir haktır yani. Evet. Yani bugün hani hep Fransa'da iki kuruşluk bir akaryakıt zammına protesto eden sarı yelekler var mesela. Evet. Yani ünlü oldular artık bayağı yani bu anlamda. Biz de çok ünlü olduk. Hiçbir konuda protesto yapamıyoruz. Hiçbir konuda yazamıyoruz. Hiçbir konuda kolay kolay diyeyim daha doğrusu fikirlerimizi belirtemez hale geliyoruz. Ya da çok fazla dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Ama gelirken öyle değildi. Yani burada yaşadığımız asıl problem ülkenin döviz kurlarının 7-8 liradan bu noktaya gelmiş olmasını yarattığı enflasyon sebebidir anladığım kadarıyla. Evet. Yani sizler de her vatandaş gibi, her sektörde olduğu gibi bundan olumsuz yönde etkilendiğinizi dile getiriyorsunuz. Evet. Haklı olarak. Haklı olarak diyorsunuz ki yani biz eczacıyız ama bizim de bir işletmemiz var. Bizim de buradan para kazanmamız lazım. Bizim de birlikte çalıştığımız, hani kardeş gibi olduğumuz yanımızda çalışan arkadaşlar var. Giderlerimizi karşılayamadığımız zaman o kardeşim kusura bakma seni işten çıkarmak zorunda kalacağım noktasına geldik diyorsunuz. Evet. Bir yandan az önce de Refik Saydam'ın söylemiş olduğu tabii ki çok da doğru. Hani bazı meslekler vardır mesela öğretmenlikte bunlardan evet. Bir tane çok kutsal bir meslektir. Bugün çocukken bize de sorarlardı büyüyünce ne olacaksın diye. Hemen doktor olacağız denirdi o dönemde. Tabii şimdi sektör gelişti. Bugün su satıyorum deseniz değil mi? Para kazanıyorsunuz yani. Ben çok iyi hatırlıyorum. İzmir'e taşındığımızda 6 yaşındaydım. Bir lokantaya gittik. Suyu bir baktım cam şişede geldi. Yani çok garibime gitmişti. Ya, suda mı satılır falan diye düşünmüştüm o yaşta. Ama bugün büyük bir sektör haline geldi. Demek ki sektörler değiştikçe ve geliştikçe yaşamımızın içerisindeki ihtiyaçlar arttıkça her şey başka bir şey oluyor. Ama dönüp dolaşıp geliyoruz ekonomik sıkıntılara, paraya ve maddiyata. Evet. Olmazsa olmazımız bu. Onun için burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğunluğundan bahsedildi. Hani randevu alınabilir mi noktasında. Aslında konuyu biliyor. Yani konunun adı yükselen enflasyon, yükselen döviz kurları, bundan etkilenen eczacılar da bu sektörün içerisinde yer alan ama kutsal. Doktorlarımız gibi, hekimlerimiz gibi, öğretmenlerimiz gibi kutsal. Evet. İşte bu noktada evet ototamircisi de ciddi bir sektördür. O onlar olmazsa araçlarımız yapılamaz vesaire vesaire ama toplu taşıma aracıyla gidersiniz veya bir arkadaşınızdan rica edersiniz. Ama bu sektörler öyle değil. Evet. Bunlar tamamen insan odaklı, tamamen insan hayatıyla, canıyla çok önemli. Bahsettiğiniz bir dil altı hap hayat kurtarıyor. Ama o gün binemediğiniz araç sizi hayatınızdan etmiyor. Evet. Bu anlamda çok önemli. Ben de bu anlamda hani biraz daha anlaşılır şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Tercüman olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim size. Yani bu anlamda biz tabii mağdur olan, haklarını arayan her kurumun, derneğin, vatandaşın yanındayız. Gerçekten gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimseye gebe olmadan, hiç kimsenin
hiç kimseye biat etmeden, ama eleştirdiğimiz ya da eleştireceğimiz kurum, şahıs, kişiler kim varsa da kendilerinin her zaman cevap hakları da vardır. Her zaman herkese de burada yerimiz var. Bugün konumuz evet eczacılık. Eczacılık da evet konuşuyoruz bunlar ama gelinen nokta aynı nokta. Yani ekonomik sıkıntılar. Evet. Yükselen enflasyonun getirdiği problemler. Hak arıyorsunuz size doğal olarak. Evet. Peki bu aradığınız hakla ilgili karşılaşabileceğiniz sorunları ya da ne bileyim bir polis gösterisi çıkıp da yapamazsın kardeşim noktasında da karşılaşabileceğiniz zorluklar var. Tabii şimdi az önce siz de bahsettiniz. Olabilir mi? Bunları göze aldınız mı? Kanuni haklarımızı kullanacağız. Yani hani bu bir vandalizm olur artık. Hani tabii. Ben burada yürüyeceğim. Hayır, zor bir süreçten geçiyoruz. O evet, yüzden evet ben burada yürüyeceğim. İşte ben burada işte slogan atacağım, bağıracağım. İşte falan filan bunlar hani vandalizm olur. Eczacılar yüksekokul mezunu hepsi. Belirli kültür seviyesine sahip insanlar ve üst örgütümüz de gerekli Ankara Valiliğimize gerekli başvuruyu yaptı. Yani yasal bir miting olacak orada. Evet. Hani benimkisi biraz kinaye tabii yani. Ben mevcut hükümeti ben eleştiriyorum. Açıkçası kinaye benimkisi. Siz bana az önce tercüman oldunuz. Eczacılara tercüman oldunuz. Ben de hani bir katkı koyayım. Hani sizin yaptığınız mesleğe o zaman hani herkese söz hakkı veriyoruz dediniz az önce burada da. Yabancı bir yazarın sözü var. Fikirlerinize katılmıyorum ama onu dile getirmeniz için hayatımı veririm. Bunlar da tabii tartışılması gereken şeyler. Ama biz 1956 yılında kurulduk. O yıldan bu yana aktif siyasetin bir tarafı olmadık örgüt olarak. Tamamen meslek odaklı siyaset. Tabii her bireyin, Türkiye'de yaşayan her bireyin bir siyasi görüşü var. Gelecek kaygısı var. Gelecek hayali var. Zaten bunlar millet olmanın ana unsurları. Evet. Fakat bizim örgüt disiplinimiz sadece meslek odaklı. Az önce saydım değerli milletvekillerimizi. Hı hı. İktidar partisinden var, hatta grup başkan vekili dedim. Ben hatırlıyorum hepsini. 5 tane iktidardan, 5 tane muhalefetten, 3 tane de Milliyetçi Hareket evet. Partisi'nden dediniz. Bir önceki dönemden Halkların Demokratik Partisi'nden de vardı milletvekilimiz. Onun fikrine katılırım, katılmam. Ama az önce bahsettiğim Eczacılar Birliği'nin toplantısına geldiği zaman orada herkes siyasi üniformasını çıkarıyor ve oraya eczacı olarak geliyor. Eczacılık mesleğinin sorunlarını, eczacılık mesleğinin geleceğini anlatıyor. Güzel bir sohbet oldu. Ben bir sorunumuz çok. Canlı yayın tecrübem de çok fazla yok. Bir şeyi daha arz etmek isterim. Tabii lütfen. Şimdi bu da ülkemizin aslında bir sosyolojik yanlışlıkları mı diyeyim artık. Bir yanlışlığı olarak görüyorum ben şahsen. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Mesela bir Almanya dünyanın en gelişmiş ülkesi. Dış satım anlamında, hı hı. Patent anlamında. 90'lardan itibaren böyle bir algı gelişti. İşte her şehire bir üniversite, her şehire bir üniversite. Her şey işte şu fakülteyi de açalım, bu fakülteyi de açalım. Şu anda Bülent Bey öyle ki Euro kurunu takip etmekten daha zor. En son baktığımda geçen hafta 60 tane eczacılık fakültesi vardı. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Ben ben özür diliyorum. Az önce soracaktım, unuttum onu. Devam edin lütfen, unutmayın sözünüzü. Denizli'de ne kaç tane eczane var? Merkezde, ilçelerde bilginiz mutlaka vardır. Tabii tabii. 469 tane eczanemiz var. Toplam Denizli. Şeyi var, ayrıntısı var onun. İlçe ilçe. En çok şeyde var. Acıpayam'da var. Çivril'de var. En büyük ilçelerimiz onlar. 181 tane Merkez Efendi'de, 151 tane Pamukkale ilçemizde var. Ayrıntılı var burada. Hı hı. Toplam 469 tane. Evet, evet. Şimdi fakülte konusuna gelirsek, hı hı. Ben 2000 mezunuyum. 2000 İstanbul Üniversitesi mezunuyum.
Ben mezun olduğumda Türkiye'de 8 tane eczacılık fakültesi vardı. Şu anda 60 tane eczacılık fakültesi var. 14 tanesi hani böyle laboratuvarı, deney yapılan kısımları, derslikleri, en önemlisi de akademik personeli yetkin olan 14 tane fakülte var. Yani bu da bizim sorunumuz. Çünkü buradan gelecek meslektaşlarımız, mezun olacak meslektaşlarımızın istihdam sorunu var. Yeterli eğitimi alamayacakları için, yeterli deneyleri orada yapamayacakları için yetkinlik problemleri ortaya çıkacak ileride, bundan 4-5 sene sonra. Bunları da hani sayın hükümetimize arz ediyoruz biz bunu. Bundan 5 sene önce yanılmıyorsam Hollanda'da 2 tane eczacılık fakültesi kapatıldı. Çünkü hani ben 80'lerden hatırlıyorum, Devlet Planlama Teşkilatı diye bir teşkilat vardı, hatırlarsanız bilirsiniz. Hatırlıyorum. Şimdi bir memleketteki en değerli şey insandır. O memleketi yöneten insanlar için de insan kaynağı en değerli kaynaktır. Bu kaynağı doğru yerinde ve halkımızın hak ettiği refaha, mutluluğa kavuşması için doğru kullanmak bizim seçtiğimiz yöneticilerin, devletin görevidir yani. Bu konuda da eczacılık mesleği gibi diğer mesleklerin de mutlaka problemleri vardır. Bu konuda da hani sesimizin duyulmasını istiyoruz. Diyoruz ki istihdam sorununu halledelim. Yetkin, donanımlı, kaliteli eğitim almış meslektaşlarımız yetişsin. Ve gelecek planlaması yapılarak yetişsin. Ben şimdi bir oda başkanıyım. Ben bunu Türkiye genelinde planlanacak şimdi konumda değilim, donanımda değilim. Hani o hadsizlik olur. Bunu yapacak olan da devletimiz, bunu da üst örgütümüz arz ediyor kendilerine. Hani bunun ileride sebep olacağı halk sağlığı sorunlarına. Şimdi bizim sorunlarımızın mesleki sorun diyoruz ya Bülent Bey. Bunlar çözülmediği zaman halk sağlığı sorununa dönüşüyor. O zaman da burada şu soruyu sormak isterim. Bizim halkımız aslına bakarsanız hani yönetimle ilgili söylediğiniz için buraya değinmek istiyorum özellikle. Biz nasılsak öyle yönetiliriz. Yani biz halk olarak kendi eğitim seviyemizi, düşünce yapımızı, kültürel yapımızı, içimizden çıkan birisi bizi yönetecekse doğal olarak içimizden çıkan biridir diye bizi yönetiyor zaten. Tabii, muhakkak. Yani o zaman tepeye baktığımız zaman ne olduğumuzu da görebiliyor olmamız lazım. Asıl gerçek de bu. Ama hani bana sorarsanız acı bir gerçek bu. Yani biz daha iyi şeyleri hak etmeliyiz diye düşünüyorum bu anlamda. Hak ediyoruz zaten. Hak ediyoruz da ayrıca hak ettiğini düşünmeyip hani şükretmek tamam, şükretmek bir yere kadar hani Allah razı olsun eyvallah, ama yani biz daha iyi çalışıp, daha iyi düşünüp, daha iyi üretip bunu daha iyi otomotivle, daha iyi binalarla, daha iyi elektronik cihazlarla, daha iyi imkan ve olanaklarla yaratıcı bilim anlamında birçok farklılıkları ortaya getirebilecek o bahsettiğimiz insan kaynağına fazlasıyla sahip bir ülkeyiz biz. Evet. Yani bundan yaklaşık 15 sene önce Türkiye'de insanlar, Türkiye'nin o dönemki yöneticileri hep şunu dile getirirdi. Bizim Avrupa'ya göre en büyük avantajımız genç bir nüfusumuz var, evet, deniyordu. Nerede bu genç nüfus? Evet. Yani genç nüfus yok. Üretim yok. Hiçbir alanda yok. Hiçbir yerde yok. Yani bugün her şeyimizi, işte ilaç konuşuyoruz, yurt dışından geliyor. Yurt dışı sana bunu ben şu parayı veriyorum veya yok dediği zaman biz o zaman öleceğiz. Doğru mu? Yani halk sağlığı tabii. Bir ağrı kesiciyi bile alamayacak duruma gelebilir miyiz biz? Gelebiliriz. Niye geliyoruz? Hani devlet planlama teşkilatı vardı. Dediniz, ben de gülümsedim. Neden? Çünkü kapatıldı. Yani burada
60 tane şu anda eczacılık fakültesinin olduğunu söylediniz. Peki buradan her yıl ne kadar eczacı kardeşimiz, vatandaşımız mezun oluyor? 4000'e yakın olacak yeni açılanlarla beraber. Peki bu 4000 tane eczacı arkadaşımız ne isteyecekler? Kendilerine bir iş yeri açıp mesleklerine devam etmeyi isteyecekler. Peki fazla oluyor mu? Yani Denizli 467 tane mi dedik? 9 tane 69. Mi? 69 tane var. Gerekli mi mesela daha Denizli ecza? Şimdi o yasayla sınırlandırıldı Bülent Bey. Sınırlandırıldı. Sebep? Çünkü fazla mı gelmeye başladı? Tabii fazla geldi. Fakat fazla geliyorsa neden o kadar insanları eczacılıkta okutuyorsunuz? İşte o da bir ayrı... Yani o çocukların aileleri, benim kızım, benim oğlum eczacılık fakültesinde okuyor. Mezun olduktan sonra da kendi eczanesini açar, mesleğini ve hayatını bu şekilde devam eder diye düşünüyor haklı olarak. İyi de kardeşim, hem bunu yaptırıyorsun, mezun olduğu zaman da diyorsun ki ben buna kota koydum, sınır koydum. Evet. Peki ne yapacak bu arkadaşlar? Şimdi tabii bu başlı başına ayrıca da bir sorun. Çünkü dünyada market eczane sistemi uygulayan ülkeler var. Amerika'nın başını çektiği. Hani marketlerde de markette ilaç satımıyla alakalı. Şimdi bu yanlıştan Avrupa'da iki devlet döndü sonradan. Macaristan'da vardı, İrlanda'da vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar döndüler. Biraz önce konuşmanızın başında söylediğiniz halkımız işte nasıl bilgi ve donanıma sahip olması gerekiyor. Şimdi bu bir halk sağlığı sorunu. Buna sağlık okuryazarlığı deniyor. Şimdi bu da bir mesleki sorunu hatırlattığınız için tekrar teşekkür ederim. Hemen şurada caddede mesela aktarlarda böyle piramit sistemi kurulup işte zayıflamak için şu, işte zinde kalmak için bu diye satılan Tarım Bakanlığı'ndan onaylı, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmayan ürünler var. Şimdi biz bütün meslektaşlarımız karşılaşıyor bunu eczanelerinde. Ünlü Yunan hekimin sözü var. Dioscorides diyor ki ilaçla zehri ayıran dozdur. Şimdi bir amcam geliyor eczaneye, oğlum diyor işte yeğenim bundan satıyormuş, bunu verdi. İşte amcasının oğlu da işte şunu verdi. İlaçları yan yana getirip bakıyoruz ya da Tarım Bakanlığı'ndan olaylı ürünleri. Oradaki dozlar maksimum doz. Yani zehirleniyor vatandaş. Evet. Yani Eczacılar Birliği bununla ilgili 2008 yılından beri girişimlerde bulunuyor. Çünkü Tarım Bakanlığı'ndan bu tarz ürünlerin ruhsatını almak biraz daha kolay. Sağlık Bakanlığımız Cumhuriyet kuruldu kurulalı hiç çizginizsini bozmadı. Biz bu ürünlerin de Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlandırılmasını istiyoruz. Hani faz 1 çalışmaları, faz 2 çalışmaları, hayvan deneyleri. Çünkü bir insana vereceğiz bunu. Yani kardeşimize, size, kendimiz kullanacağız. Yani bunların bu denetimden geçmesi gerekiyor. Buna özetle sağlık okuryazarlığı deniyor Bülent Bey. Şu anda da sadece Google'a açıp bakıp arama motoruna bir şey yazarak hani bir hekimin, bir eczacının 6 yılda, 5 yılda öğrendiği şeyi öğrenmek uygulama olarak öğrendiği şeyleri mümkün değil. Ben değerli hemşerilerime buradan bu konuda da dikkatli olmalarını diliyorum. İstiyorum. Çünkü kendi sağlıklarını riske atıyorlar bu konularda. Aynı ürün, aynı maddeleri içeren farklı ilaçlar kullanıyorlar. Dışarıdan alıyorlar. Mutlaka hekim ya da eczacı gözetiminde ilaç ya da bu tarz ürünler kullansınlar. Gıda takviyesi, adı gıda takviyesi olsa bile. Anladım. Vitaminler de evet. Bu anlamda söylüyor değil mi? Doğru. Onlar da öyle. Anladım. Peki sizin Denizli'de bu eylemlerle ilgili bir çalışmanız olacak mı? Burada bir
anayasal hakkınızı kullanarak yapacak olduğunuz herhangi bir tek sadece Türkiye'de, Türkiye Eczacıları Birliği'nin 16 Ekim'de Tan Doğan Meydanı için müracaatta bulunuldu. Orada yapılacak. Onun dışında yerelde, bütün illerde sosyal medya üzerinden, basın açıklamaları üzerinden eczanemize gelen vatandaşları bilgilendirme anlamında, sorunlarımız anlamında böyle çalışma yapıyoruz. Yani gayet demokratik bir şekilde ilerliyoruz. Anladım. Ben söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz farklı konular varsa lütfen dile getirebilirsiniz, açıklayabilirsiniz. Ben birçok şey anlatılabilir. Fakat şunu söylemek istiyorum. Halkımız, milletimiz Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi en iyisini hak ediyor. Ben buna yürekten inanıyorum. Ben bir öğretmen çocuğuyum. Bunu babamdan, ailemden öğrendim. O inancı hiçbir zaman kaybetmedim. Değerli hemşerilerimin de buna inanmalarını, hayatta ne olursa olsun bunun etrafında düşünerek karar vermelerini diliyorum. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Sonuçta burası sizin vatandaşlarımızla kamuoyuna ulaşılabilecek, dile getirebilecek, bilinçlendirebilecek, bilgilendirebileceğimiz bir yerimiz. Hepimize ait bir yer burası. Herkese bu anlamda kapımız açık. Ben de geldiğiniz için, konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizleri izleyen ve dinleyen, izleyecek ve dinleyecek olan Kent 20 Haber izleyicilerimizi de bize göstermiş oldukları sabırdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki başka programda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.